Merhaba çocuklar, ben Aydın Karakuş. Bugün sizlerle beraber Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Evet, görüyorsunuz temamız doğa ve evren. Doğa ve evren temamızda Uzay Günlükleri adlı bir metnimiz var. Bu metnimizi okuyacağız. Ondan sonra etkinliklerimiz var. Beraber bu etkinlikleri yapacağız sizlerle. Ondan sonra Doğa adlı bir şiirimiz var. Bu şiirin de etkinlikleri olacak. En sonunda tema değerlendirme çalışmalarımızı yapıp temamızı bitireceğiz. Evet, şimdi tema doğa ve evren olduğu için şimdi bakıyoruz. Doğa ve evren denildiğinde resimlerden de yola çıkarak aklımıza neler geliyor? Doğa deyince aklımıza bildiğiniz üzere çevremiz, insanların yaşadığı doğal ortam geliyor. Peki doğa nedir? Doğa insan etkisi olmadan kendiliğinden gelişen insanların yaşadığı bir ortamdır. Yani buna tabiat da denir. Peki evren nedir? Evren ise tüm yani dünyanın da içinde bulunduğu birçok galaksinin, gezegenin, tüm canlıların içinde bulunduğu ortama da evren diyoruz. Şimdi beraber hazırlık çalışmalarımız var. Temamıza başlamadan önce bu hazırlık çalışmalarını sizlerle beraber yapalım. Birinci hazırlık çalışmamızın sorusu, dünyamızda nasıl canlılar vardır? Şimdi dünyamızda tabii ki de ilk olarak insanlar vardır. Biz insanlar yaşarız. Peki bizden başka nasıl canlılar yaşar? Resme de baktığımız zaman ilk aklımıza gelen hepimizin hayvanlar olmuştur. Hayvanlar bizimle beraber yaşayan diğer canlılardır. Peki başka nasıl canlılar vardır? Bitkiler, mantarlar ve bakteriler gibi birçok canlı bizlerle beraber dünyamızda yaşarlar. Peki ikinci sorumuza bakalım. Dünyamızda başka hangi gezegenler vardır? Yani dünyamızdan başka nasıl gezegenler vardır? Baktığımız zaman Güneş vardır. Bu dünyamıza da çok olumlu, biz insanlara çok büyük katkılar sağlayan bir gezegendir. Eğer Güneş olmasaydı dünyamız bu halde olmazdı. Peki başka nasıl gezegenler vardır? Satürn, Neptün, Venüs gibi gezegenler de vardır. Şimdi Uzay Günlükleri adlı metnimiz var. Bu metni ben sizlere okuyacağım. Sizler de benimle birlikte takip ederseniz faydalı olur. Uzay Günlükleri. Cengiz her gün yatmadan önce günlüğüne o gün neler yaptığını yazıyordu. Yine bir gün günlüğünü yazdı ve yatağına girdi. Tam uyumak üzereyken odasının camından kırmızı bir ışık vurdu. Ne olduğuna bakmak için yatağından fırladı. Perdesini aralayıp göz ucuyla dışarıya baktı. Birbirleriyle konuşan bir tavşan ve uzaylı gördü. Camı açıp onlara ne konuştuklarını sordu. Tavşan, ay gezegeninden gelen uzaylı dostuma dünyamızdan bahsediyordum dedi. Cengiz, gerçekten buraya aydan mı geldin dedi. Uzaylı, evet, sizin gezegeniniz uzaktan çok güzel gözüküyordu. Ben de yakından bakmak istedim cevabını verdi. Uzaylı tavşana döndü. Uzaktan gördüğüm yeşil renkli şeyler ne dedi? Tavşan, onlar ağaç, bizlere oksijen sağlarlar. Birçok canlıya ev sahipliği yaparlar. Onlar olmasa bizler yaşayamayız dedi. Cengiz, senin gezegeninde hiç ağaç yok mu dedi. Uzaylı, hayır, bizim gezegenimizde ağaç yok. Çünkü oksijen ve başka canlılar da yok. Cengiz şaşırmıştı. Uzaylıya kendisini Ay'a götürmesi için rica etti. Uzaylı, senin için kıyafet bulacağım. Ay'da nefes alamazsın. Getirdiğim kıyafeti giyersen rahatça nefes alabilirsin dedi. Yarın tekrar bu saatlerde geleceğini söyledi ve arabasına binip Ay'a doğru gitmeye başladı. Cengiz çok mutlu olmuştu. Hemen yatağına geçip uykuya daldı. Cengiz o gün uzaylının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Odasının camından kırmızı bir ışık vurdu. Uzaylının geldiğini anlamıştı. Cama çıkıp uzaylıya baktı. Uzaylı Cengiz'e doğru yaklaştı. Dünyaya bakarken yukarıdan mavi görünen şeyin ne olduğunu sordu. Cengiz, onlar okyanuslar, denizler ve göller.
Oralarda balıklar yaşar ve bizlerin su ihtiyacını karşılar dedi. Uzaylı, bizim gezegenimizde okyanuslar, denizler ve göller yok. Çünkü ayda balıklar yaşamaz ve bizler de su içmeyiz dedi. Cengiz heyecanlı bir şekilde bana aya çıkmam için kıyafet getirecektin. Getirdin mi diye sordu. Uzaylı, evet sana uygun bir kıyafet buldum. Hadi gel beraber aya gidelim diye cevapladı. Cengiz camdan dışarıya çıktı ve uzaylı ile beraber arabaya bindiler. Aya doğru yola çıktılar. Kısa bir sürede aya gelmişlerdi. Cengiz arabadan iner inmez havada asılı kaldığını fark etti. Uzaylıya dönerek bunun sebebini sordu. Uzaylı, ayda yer çekimi dünyaya göre zayıftır. O yüzden burada havada asılı kalabiliyorsun dedi. Cengiz'in çok hoşuna gitmişti. Ama sonra alışamadı ve ayın insanlara göre bir gezegen olmadığını anladı. Uzaylıdan kendisini tekrar dünyaya götürmesini rica etti. Dünyaya doğru yola çıktılar. Cengiz evine gelmişti. Uzaylıya teşekkür etti. Uzaylı, bana dünyayı anlattığınız için çok teşekkür ederim. Hep merak ediyordum. Çok güzel canlılarla beraber yaşıyorsunuz. Onlarla iyi anlaşın dedi. Uzaylı arabasına binerek aya doğru yola çıktı. Cengiz evine girdi ve hemen o gün yaşadıkları günlüğüne yazdı. Evet, metnimizi okuduk. Şimdi sizlerle beraber metnimizin etkinliklerini yapacağız. İlk etkinliğimiz şöyle. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız diyor. İlk sorumuza baktığımızda insanlara oksijen sağlayan canlı nedir? Biliyorsunuz metnimizde bunun cevabı geçmişti. Şöyle hatırlatayım. Uzaylı tavşana soruyordu bu soruyu. Yukarıdan görünen yeşil şeyler ne diyordu? Biliyorsunuz bunun cevabı ağaçtı. Tavşan ağaç cevabını verdiğinde şunu da ekliyordu. Onlar bize oksijen sağlar ve bir sürü canlıya ev sahipliği yapar diyordu. O yüzden bu sorunun cevabı ağaçtır. Diğer sorumuza bakıyoruz. Ayda ne olmadığı için havada asılı kalırız. Evet. Cengiz Ay'a çıktığında ilk fark ettiği şey buydu ve bunun cevabını da uzaylı veriyordu. Tabii ki de bunun cevabı yer çekimi. Uzaylı diyordu, dünyaya göre yer çekimi daha az olduğu için burada havada asılı kalabiliyorsunuz demişti. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde balıkların yaşam alanı nelerdir diye soruyor. Bu balıkların yaşam alanı tabii ki de biliyorsunuz denizler, okyanuslar ve göllerdir. Bunun cevabı da metinde geçiyor. Hatta uzaylı şey diyordu. Bizim gezegenimizde deniz, okyanus ve göller yok çünkü balıklar yaşamaz. Deniz ve okyanusun olmadığı yerlerde tabii ki de balıklar yaşamaz. İkinci etkinliğimize geçtik. İkinci etkinliğimizde aşağıdaki kelimeler ve kelime grubuyla anlamları eşleştiriniz diyor. Önce kelimelerimize bakalım. Birinci kelimemiz orman. İkinci kelimemiz uzay. Üçüncü kelimemiz ekin. Dördüncü kelimemiz de deniz. Şimdi şuraları okuyup bu hangi kelimemize uygun olduğunu görüp eşleştirelim. Buradaki ilk cümlemizi okuduğumuzda tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum. Sizce bunun cevabı nedir? Orman mı, uzay mı, ekim mi, yoksa deniz mi? Tabii ki de bu cümleye en uygun ekin vardır. Biliyorsunuz ekin biz insanların ilk zamanlardan beri büyük yiyecek ihtiyacını karşılayan bir üründür. O yüzden 3 numaralı kelimemizin cevabı buradaki birinci cümlemiz. İkinci cümlemizi okuyoruz. Birbiriyle bağlantılı olarak yeryüzünün 1/5'ünü kaplayan tuzlu su kütlesi. Evet, buraya da okuduğumuzda kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Bu tabii ki de denizdir. Biliyorsunuz denizler dünyamızın birçok yerinde bulunur ve önemli bir yer kaplar ve tuzlu su kütlesidir. Denizin cevabı da bu şekilde buraya eşleşti. Bir diğer cümlemizi okuduğumuzda ağaçlarla kaplı geniş alan. Tabii ki de bunun cevabı da ormandır. Çünkü ormanlar zaten ağaçların çok sık bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşur. Son cümlemizi okuduğumuzda gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.
Gök cisimleri dedi, gezegenler, yıldızlar ve birçok gökyüzünde bulunan cisimlerin içinde bulunduğu bir ortam. Bu ortama tabii ki de uzay diyoruz. Bunun cevabı da uzay olarak eşleştiriyoruz. Evet, bir diğer etkinliğimize geçiyoruz. Üçüncü etkinliğimiz. Metnin size en ilginç gelen kısmını nedenleriyle birlikte aşağıya yazınız diyor. Biliyorsunuz metnimizi okuduğumuzda birçok ilginç durum vardı. Hani tavşanın uzaylıyla konuşması, uzaylının dünyaya gelmesi, Cengiz'le beraber tekrar Ay'a çıkmaları, bunlar ilginç olaylar. Buraya sizden en ilginç gelen kısmı kendinize göre cevaplayın ve nedenlerinizi yazmanızı istiyorum. Ve bir sonraki etkinliğimize geçelim. Dördüncü etkinliğimiz, bir uzay aracınız olsaydı hangi gezegenlere giderdiniz ve oralarda neler yapardınız? Kısa bir metin yazınız demiş. Biliyorsunuz metnimizde Cengiz uzaylı ile beraber Ay'a gidiyor. Siz olsaydınız hangi gezegene giderdiniz ve oralarda neler yapardınız? Oralarla ilgili ne öğrenmek istersiniz gibi cevapları burada bir metin şeklinde yazarak cevaplayabilirsiniz. Beşinci etkinliğimizde Cengiz'in yerinde siz olsaydınız günlüğünüze ne yazardınız diyor. Biliyorsunuz Cengiz ilk zamanlar metinde de belirtildiği gibi günlük tutuyordu. Ay'dan geldikten sonra da hemen günlüğünü yazıp uykuya geçiyordu. Peki Cengiz'in ne yazdığını bilmiyoruz. Siz Cengiz'in yerinde olsaydınız günlüğünüze neler yazardınız? Yaşadığı olayları biliyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. Tavşanla dışarıya baktığında tavşanla bir uzaylı konuşuyor. Uzaylı tavşana sorular soruyor dünya ile ilgili. Ondan sonra Cengiz çok heyecanlanıyor uzaylıyı görünce. Beni de Ay'a götürür müsün diyor. O da evet götürürüm diyor. Bir dahaki geldiğinde beraber Ay'a çıkıyorlar ve sonra tekrar geri geliyorlar. Bu şekilde bir metnimizdi. Cengiz sizce ne yazdı veya siz olsa ne yazardınız? Cevabını bu etkinlikte belirttiniz. Evet, 6. etkinliğimize geldik. Aşağıdaki resimlerden hangileri metinle bağlantılı değildir? Şöyle resimlerimize baktığımızda ilk resminde görüyorsunuz bir fabrika gibi bir yer var. Burası dumanlar atıyor, bacalar, bir sanayi oluşumu. Metnimizde böyle bir yer geçiyor muydu sizce? Tabii ki de geçmiyordu. Böyle bir yer yoktu. O yüzden sorumuz bağlantılı değildir olduğu için burayı işaretliyoruz. İkinci resmimizde bir deniz görüyoruz. Metnimizde deniz geçiyor muydu? Evet, geçiyordu. Uzaylı yukarıdan görünen mavi şeyin ne olduğunu sorduğunda Cengiz ona deniz, okyanuslar ve göller cevabını veriyordu. O yüzden burası bağlantılı olduğu için işaretlemiyoruz. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Üçüncü resmimizde bir karlı dağ görüyoruz. Sizce karlı dağ metnimizde geçiyor muydu? Hayır, geçmiyordu. O yüzden burayı da işaretliyoruz ve son resmimize baktığımızda bir ağaç görüyoruz. Ağaç metnimizde geçiyor muydu? Evet, geçiyordu. Uzaylının tavşana sorduğu ilk soru buydu. Yukarıdan görünen yeşil şeylerin ne olduğunu sormuş. Bunun cevabı da ağaçtı. Evet, şimdi bir şiirimiz var. Doğa şiiri. Bu şiiri sizlerle beraber okuyalım. Doğa. Yemyeşil bayırlar, renk renk açan çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar oluşturur doğayı. Sabahları şafak ile, gündüzleri güneş ile, geceleri mehtap ile gökyüzü aydınlatır doğayı. Gökyüzünden yağmur, yeryüzünden ırmaklar, dağlardaki kaynaklar sular güzel doğayı. Korumalı ağaçları, cıvıl cıvıl kuşları, berrak akan ırmakları onlar oluşturur doğayı. Evet, şiirimizi okuduk. Şimdi şiirimizle ilgili etkinliklerimize geçelim. Evet, aşağıdaki soruları şiire göre yanıtlayınız demiş. İlk sorumuza bakalım. Şiire göre doğayı oluşturan varlıklardan 5 tanesini yazınız demiş. Şiirimizde bu varlıkları açıklıyordu.
Sizlerden bunun cevabınızı buraya yazmanızı istiyorum. Hatta ben size birer tane örnek vereyim. Cıvıl cıvıl kuşlar diyordu, değil mi? Cıvıl cıvıl kuşlar oluşturur doğayı gibi. Bu sorunun cevabını metinden bulabiliriz. Diğer sorumuza baktığımızda, şiire siz bir başlık yazacak olsanız ne yazardınız demiş. Şiirimizin başlığı doğaydı ve bize doğayla ilgili şeyleri anlatıyordu. Peki siz olsaydınız daha farklı ne başlık koyabilirsiniz bu metne? Uygun bir başlık buraya yazınız. Evet, diğer bir etkinliğimize geçiyoruz. Sekizinci etkinliğimiz, aşağıdaki kelimeleri kullanarak kısa bir metin yazınız diyor. Sizden burada bir metin yazmamızı istiyor. Ve bize 5 tane kelime vermiş. İçinde bu 5 tane kelimenin geçtiği metnimizi oluşturacağız. Kelimelerimizi okuyorum. Rüzgar, papatya, karınca, yağmur ve toprak. Bu 5 kelimeye bir metin yazacağız. Kelimelerimizi inceleyelim. Kelimelerimiz rüzgar. Rüzgarı biliyorsunuz hepiniz. Bir çiçek var, papatya. Karınca, bir hayvan. Yağmurdan bahsetmiş, yine bir doğa olayı. Ve topraktan bahsetmiş. Bu kelimelerle bir metin oluşturmanızı istiyorum. Evet, diğer etkinliğimize geçiyoruz. Dokuzuncu etkinliğimiz, aşağıda yarım kalan metni akışa uygun bir şekilde tamamlayınız demiş. Metni okuyalım, sonra bu metnin devamında nasıl olabilir onu kendimiz olarak yazacağız. Şimdi metni ilk okuduğumda, Enver kitap okumayı çok seven bir çocuktu. Kitaplarıyla çok iyi anlaşıyordu. Odasına girdiği zaman kitapları hep bir ağızdan beni oku, beni oku diye bağırıyorlardı. Enver yine bir gün kitap okumak için odasına geldi ve Gülüver'in gizlilerini okumak için aldı. Kitabın kapağını açtı ve kitaptan birden çok parlak bir ışık geldi. Enver gözlerini açtığında bir ormandaydı. Ve yanından Gülüver'in hızlıca geçtiği, arkasından ise devler koşuyordu. Evet, görüyorsunuz Enver kitap okumayı çok seven birisiymiş. Yine bir gün kitap okumak için odasına gelmiş ve kitabı açtığında o kitap Gülüver'in gizlileri. Kitabı açıyor, okumaya başlıyor ve birden bir ışık geliyor. Sonra kendini ormanda buluyor. Bu ormandayken yanından da Gülüver çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ve arkasından da devler koşturuyordu. Sizce bu metnin devamı nasıl olabilir? Gidişata göre neler yapıyor olabilir? Nasıl, buradan kurtulmaya mı çalışacak yoksa orada mı yaşayacak diye sizlerin isteğine göre tamamlamanızı istiyorum. Evet, bir diğer etkinliğimiz, 10. etkinliğimiz. Bu etkinliğimizde bize iki tane karikatür vermiş. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki karikatürler sizce bizlere ne anlatmak istemiştir? Kısaca yazınız. Şimdi karikatürlerimize baktığımızda burada yarısının şehir, yarısının da yeşillik, ormanlık bir alan olduğunu görüyoruz. Bu şehrin üstündeki dumanlar siyah dumanlar ve böyle bulut gözükmüyor. Bu tarafa baktığımızda güneşli ve mavi bir gökyüzü görüyoruz. İnsanlar yeşil alan yeri şehre doğru itiyor. Bunlar bize ne anlatmak istiyor diye soruyor. İkinci karikatürümüzde çok az kalan bir ormanlık yeşil alan parçası var. Ve insanlar buraya doğru saldırıyor. Siyah insanlar görüyorsunuz. Buralarda da siyah dumanlar var. İnsanlar acaba buraya zarar mı vermeye çalışıyor? Yoksa burayı kurtarmaya mı çalışıyor? Değişik anlamlar ifade ediyor. Size göre bunlar ne anlatmak istiyor? Buraya yazmanızı istiyorum. Ne anladıysanız. Ve şimdi temamızı bitirdik. Tema ile ilgili değerlendirme çalışmalarımızı yaparak bu konumuzu da bitirmiş olacağız. Birinci değerlendirme sorumuz. Okuduğunuz Uzay Günlükleri adlı metinde uzaylıya dünyamızı siz tanıtsaydınız neler söylerdiniz diyor. Biliyorsunuz Uzay Günlükleri metnimizde uzaylıya dünyayı Cengiz tanıtıyordu ve tavşan yardımcı oluyordu. Uzaylı ilk başta yeşil yerleri sorduğunda onlara ağaçların ne olduğunu anlatıyorlardı. Tekrar geldiğinde yukarıdan görünen mavi şeyleri soruyordu. Bunlar da okyanuslar, denizler ve göllerdi. Bunları açıklıyordu.
Fakat açıklamadığı bazı şeyler vardı. Tabii dünyamızı anlatmak bu kadar kolay değildir. Peki siz olsaydınız Cengiz'in yerinde daha başka neler anlatırdınız? Bunun cevabınızı vermenizi istiyor. İkinci sorumuz da doğada yaşayan canlıların birbiriyle nasıl bir bağlantısı vardır? Kısaca yazınız diyor. Evet biliyorsunuz doğada yaşayan bütün canlılar aslında birbirleriyle bağlantılıdır. Ağaçlar, okyanuslar, o okyanuslarda yaşayan balıklar ve insanlar sürekli birbirlerine aslında muhtaçtırlar. Yani birisi olmasa bütün dünyamızın dengesi bozulabilir. Bunlarla ilgili nasıl bir bağlantı vardır? Bize yazmamızı istiyor. Bu sizce nasıl bir bağlantı vardır? Bunu açıklayınız. Üçüncü sorumuz, dünyamızın doğal güzelliklerini korumak için nasıl önlemler alabiliriz? Kısaca yazınız demiş. Biliyorsunuz dünyamızda birçok doğal güzellikler bulunuyor ve bunlar insanların çok oraları gezdiğinde keyif aldığı yerler. Sizler de böyle yerlere muhakkak gitmişsinizdir. Hiç gitmediyseniz bile aslında okula gelirken bile sizlerin çevrede gördüğü ağaç, bitki, küçük hayvanlar veya sokak hayvanları bizim doğal güzelliklerimizden biridir. Bunları korumak için neler yapabiliriz? Bize bunları yazmamızı istiyor. Sizce neler yapabiliriz? Buraya yazalım. Son sorumuza geldiğimizde, son sorumuz doğa ve evren temasını işledikten sonra doğaya karşı görüşünüzde nasıl bir değişiklik oldu? Olduysa nelerdir? Açıklayınız demiş. Şimdi doğa ve evren temasında biliyorsunuz doğanın ne demek olduğunu öğrendik. Evrende aslında uzayda yani gezegenler olduğunu ve bir sürü gezegenin dünyamıza katkı sağladığını öğrendik. Buna karşı bizim görüşlerimizde neler değiştiğini soruyor. Sizin dünyaya karşı bakışınız veya doğaya karşı, hayvanlara, bitkilere karşı görüşünüz değiştiyse buraya cevaplamanızı istiyor. Buraya cevaplayınız. Ve burada dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sağlıcakla kalın diyorum.